Türkiye'de aslında bisiklet kültürü 80 öncesine, yani 60'lar 70'lere dayanıyor. Fakat 80'den sonra büyük şehirlerde, kozmopolit Ankara, İstanbul, İzmir gibi, İzmir demeyelim de Ankara ve İstanbul gibi çok göç alan şehirlerde bisiklet kültürü maalesef yayılamadığı için, aşırı derecede araç yoğunluğu olduğu için bisiklet kültürü çok yavaş ilerliyor. Hem doğa için, hem çevre için, hem daha yaşanılabilir bir yaşam için, kaliteli bir yaşam için, sağlıklı bir yaşam için bisikleti seçiyoruz. Ve bunun için hem dernek olarak hem bisikletliler olarak Ankara'da bisikletin hem var olduğunu hem de özel günlerde özellikle insanlara özendirerek, gözlerine sökerek bisikleti daha ön plana çıkarıyoruz. Yollarda biz bisiklet yolundan önce yolda otomobil ve bisikletin beraber yolu paylaş tabelasının konulmasını ve ilk başta insanların bisikletin bir trafik aracı olduğunu ve bu anlamda yolda beraber sürebileceğimizi öğrenmeleri gerekiyor. Bu da işaretlemelerle olur. Önce biz bunu istiyoruz yöneticilerimizden. Önce bir bisikletin araçlarla aynı haklara sahip olduğunu, yollarda beraber hareket ettiğini ve bu konuda birlikte hareket edebileceğimizi öğrenmeleri bizim için trafikte daha iyi olacağını düşünüyorum. Hem sağlık için spor yapıyoruz hem de ulaşım aracımız bizim. Yani ehliyetimiz var ama biz çevre dostu bir aracı tercih ediyoruz. Bisikleti o yüzden benim her yere ulaşım aracım. Her yere bisikletle gidiyorum. Bazen yürümek bile zoruma gidiyor. Bisikletle gidebileceğim kısa mesafe olsun, uzun mesafe olsun. Çok kısa sürede gittiğim için yürümek bile zoruma gidiyor artık. Günlük 3-4 saat biniyorum. Çok yararlı bir spor olduğunu biliyorum. Artık bağımlılık ve günlük rutin haline geliyor. Yani çok eğlenceli bir hale bürünüyor. Genelde turlar oluyor, düzenlenen turlar. Onlarla birlikte gidiyorum, katılıyorum. Bazen de evimin çevresinde sürüyorum. Ama genellikle uzak yerlere gitmeyi seviyorum, uzun yol. Ankara'da bisiklet sever olmak çok zor. Tüm Türkiye'de aslında zor ama en azından bir bisiklet yolumuz olsa daha rahat ederiz diye düşünüyoruz. Ama başka illere gittiğimizde bisiklet yolları olduğu halde bisiklet yollarının başkaları tarafından gasp edilmesi bizi yine zor durumda bırakıyor. Ama en azından bir bisiklet yolumuz var diye güvenerek, kendi haklarımızı bilerek oradan sürmek elbette bizim için avantaj. Şimdi yolun sağ şeridi hep bizim diyoruz. Hani bisiklet olarak ama genel kanı otobüs şoförlerinden ve taksilerden çok şikayetçiyiz açıkçası. Bir bisiklet süren olarak ama hani işin bir de kadın boyutu var tüm Türkiye'de. Ona girersek aslında yani program yetmez ama her zaman her yerde kadın olmak zaten zor, bisiklet sürerken de daha zor.